Herkese merhaba, hoş geldiniz. Hocamız genel bir değerlendirme yapacak. Daha sonra varsa sorularınızı alıp soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Hazırsak buyurun başlayalım. Hazır mıyız? Teşekkür ederim. Şimdi aslında oyun anlamında veya kazanılan galibiyet anlamında çok fazla bir şey belki söylememin anlamı yok. Çünkü 3 günlük bu takım başındayım. Daha önceki yayıncı kuruluşlar röportajında şunu söyledim. Belki bir gün veya hatta 1,5 antrenman yapma şansı olduğum bir takım. Belki mental olarak hazırlamaya çalıştım. Yani konuşmayla belki de yani teoride hazırlanmaya çalıştık. Bir antrenman yapma vaktim oldu yani. Çünkü Malatya'nın nasıl oynadığını biliyorduk. Önde çok kaliteli bir takım çünkü. Yani onları da başarılarından dolayı kutluyorum. Gerçekten çok iyi gidiyorlar hocayla. Önde baskıyla pozisyon bulduklarını biliyorduk. Yani özellikle Adem, işte Tete, işte Kubilay. Bunlarla inanılmaz derece önde bir dörtlüsü vardı Umut'la. Çıkarken pas yapmayacağımızı çalıştık. Eğer pasla çıkarsak dedik, bunlar önde baskı yapıyorlar, bize sonuç farklı olur dedik. Birebir de oynadık yani. Özellikle orta sahada iki kişi olduklarını biliyorduk. Biz üçledik, bir fazla duruma geçtik. Böyle olunca da ataklarda sadece işte uzaktan paslarla bize tehlike olmaya çalıştılar ama iki tane stoperim, özellikle ön göbek stoperim çok iyi durdular. Böyle olunca da gittikçe yani dakikalar ilerledikçe de biz biraz daha öne çıkmaya başladık. Kalecinin sakatlanması, genç bir kalecinin kaleye geçmesi biraz tabii tedirgin etse de ama maç sonunda duruşuyla bence takdir topladı. Sonra hatta oyuncu değişikliğinden sonra belki 1-1'den sonra 2-1'i çok çabuk bulduk, 3-1'i de bulduk. Kadro belki de şimdiye kadar hakikaten yani uzun bir süredir galibiyet alamayan bir Erzurumspor takımı bu direnci gösteriyorsa daha fazlasını yapabilecek kaliteye de sahiptir. Şimdi 12 puan yaptık. Çok önemli puan yaptık. Maç maç gidiyoruz. Devreye kadar topladığımız kadar puanları toplayıp sonra çok bilinçli ve olumlu hareket edip ikinci devreye başlamak istiyoruz. Camiye hayırlı olsun. İyi bir galibiyetle başlamak hem beni mutlu etti. Hem de camiye mutlu etti düşünüyorum. İnşallah bu özveriyle ondan sonra devamı gelecektir diye söyleyebilirim. Sorularınız varsa sorularınızı alalım. Yok. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. 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 Hocam, Erzurumspor son sıralarda. Siz sizin geldiğinizde bir hareketlik görüyor musunuz? Nerelerde göreceğiz Erzurumspor'undan sonra? Şimdi öncelikle geldiğim noktada bayağı sıkıntılı bir dönem ama kulüp yapısı olarak, cami olarak hakikaten bazı şeyleri halletmiş durumdalar. Yani bulunduğu yeri hiç kesinlikle hak etmeyen bir camia. Erzurumspor camiası. Kulüp yapısı olarak, işleyiş olarak, düzeni olarak daha iyi yerleri layık eden bir takım. Ben de buna buradan ilk birinci vazifem buradan çıkarmak yukarıya. Ama ne kadar yukarı çıkarız? Önemli olan bu sene bizim iyi gidip yani istikrarlı gidip üst sıralarda yer etmek istiyoruz. Bu kaç olur onu bilemiyorum ama hakikaten zor bir lig yaşıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi. Bu bir başlangıç. Yani konuşmak çok erken ama inşallah bazı şeyler güzel olacak diye düşünüyorum ya. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.